Saat buçuk oldu zaten. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bozkır'ın öğretmenleri okuyor etkinliğimizin ikinci söyleşisini bugün hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha önce üç kitap okuduk. En son okuduğumuz kitap da Eğitimde Finlandiya modeliydi. Finlandiya eğitimde başarılı ülkeler arasında, hatta en başarılı ülkeler arasında. Peki eğitimde bizim bilmeyip de Finlandiya'nın bildiği, Finlandiyalı öğrencilerin okulda bir günü, Finlandiya'da öğretmen seçimi, öğretmen yetiştirme süreci, okullardaki idari yapı. Kısacası bugün Finlandiya eğitim sisteminden Ayşenur Özdemir hocamızla birlikte konuşacağız. Şu an zaten kendisi de aramızda, bizleri kırmayıp dahil olduğu için kendisine buradaki tüm öğretmenler, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da teşekkür ediyoruz. Aramızda şube müdürümüz Agah Ayhan da burada. Kendisi de teşekkür etmek için sözü ilk önce ona vermek istiyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Ayşenur Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Böyle bir söyleşide emeği geçen arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sizler de bizleri kırmayıp böyle bir söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz Aga Hocam. Ayşenur Hocam'a sözü vermeden önce kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öğretmenlik mesleğine özel dershanelerde başladı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet liselerinde özel okullarda görev yaptı. Pek çok yurt içi ve yurt dışı projelerde yer aldı. Yayınlanmış kitapları ve projeleri bulunmakta. Şu anda İzmir'de bir özel kurumda öğretmenlik yapıyor. Kendisi öğretmeyi ve öğrenmeyi çok seven bir öğretmenimiz. Ayşenur Hocam, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Finlandiya'ya gitmiş, oranın eğitim atmosferini tatmış birisi olarak bizlere tecrübelerinizi aktarabilir misiniz acaba? Ben çok teşekkür ediyorum. Beni nasıl arayıp buldunuz bilemiyorum ama makaleler, zaten o benim Finlandiya makalesi çok meşhur bir makale. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak, hele böyle gencecik, pırıl pırıl öğretmenlerle tanışmak çok güzel bir duygu benim için. Fırsat bulduğum ölçüde ben her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum öğretmen arkadaşlarıma. Evet, Finlandiya benim de meslek hayatımda çok önemli bir yer teşkil eden, önemli bir tecrübe benim için. Yalnız oraya gittikten sonra dönmek çok zor oldu benim için. Çünkü Türkiye'deki öğretmene bakışla Finlandiya'daki durumu düşündüğünüz zaman bayağı bir şok geçiriyorsunuz. Çünkü çok olağanüstü farklılık var. Orada öğretmen olmak doğaüstü bir varlık gibi görüyorlar sizi. Farklı bir durum. Oradaki deneyimlerimi paylaşmaktan da mutluluk duyacağım size. Yoğunluk nedeniyle ben dün akşam bir ara saat 1 civarı bir slide hazırlamak istedim sizler için ama baktım göz kapaklarım dayanmadı. O yüzden makalemi açacağım. Şimdi akşam üzeri apar topar da çok önemli kısımları çizdim. Onların üzerinden giderek baştan sona bir şöyle tekrarlayayım istiyorum ama daha çok sohbet, hani konuşma tarzı devam etmesi sizin için belki daha verimli olur diye düşünüyorum. Ben bir ekran paylaşımı hakkı rica edeceğim sizden. Host yaptınız mı beni bilemiyorum ya da izin verecek mi sizden, bir bakayım isterseniz. Veriyor. Yaptık. Veriyor, tamam, sıkıntı yok. O zaman hemen ben bir paylaşım olarak açayım. Gözüküyor sanırım, değil mi? Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Size de düştü. Benim ikinci ekranıma da düştüğüne göre sizler de görüyorsunuz. Şimdilik şu kısımdan başlamak istiyorum ben. Özellikle Finlandiya dediğimiz gibi hani çok yokluklar içerisinde varlığı yaşayan bir ülke. Çok dibe vurup yukarıya çıkabilen bir ülke olmuş. Ama bunu benim oradaki gözlemim, yaşadığım sürece de hissettiğim şu oldu. Hep birlikte başarmayı hedeflemişler. Birbirlerini yok saymadan, küçümsemeden. Hani biz varız, birlikte başaracağız, sen ben ayrımı yapmadan başarmışlar. Ve eğitim sistemindeki en önemli özellik de aslında belki karşı çıkanlarınız da olabilir ama bizim köy enstitülerinin modeli almışlar arkadaşlar. Onu temel alarak devam etmişler. Bize ilk söylenilen ne olmuştu ben gittiğim zaman? Çünkü uzun bir deneyim dönemim oldu benim orada. Biz sizden örnek aldık.
tamamen altyapıyı size örnek alarak devam ettirdik. Başarımızın temeli bu ve öğretmenlerimize güvendik dediler bana. Her fırsatta söylenilen buydu. Öğretmene inanılmaz bir güven ortamı sağlanıyor ve çok güzel bir eğitim veriliyor öğretmene. Ve orada herkes, hani ne diyeyim, öğretmen olmak çok zor. Gerçekten öğretmen olmak çok zor. Öğretmen olabilmeniz için inanılmaz kriterler mi geçiriyorlar sizi? Hani bizim ülkemizde vardır ya, çocuklarımız doktor olsun, mühendis olsun, başka bir şey düşünmez aileler. Deliler gibi çalıştırırlar, test çözdürürler, özel dersler. Ben de veriyorum özel ders, o ayrı. Ama şimdi düşündüğüm zaman oradaki eğitim öğrenciler için çok daha faydalı, çok daha güzel. Gerçekten öğrenciler yaşayarak öğreniyorlar. Ha, diyeceksiniz ki ilk söylenilen bu oluyor, hocam çok az bir nüfusları var. Evet, nüfusları çok az. Gerçekten çok az. Ama nice çok az nüfusa sahip ülke var ki çok geri, altyapıda. Onlar birlikte başarmışlar bunu. Niye biz de aslında başaramayalım, ama biz başka noktalara odaklanıyoruz. Eğitim maalesef ülkemizde son planda kalıyor. Son yaşadığımız dönemde de bunu açık açık zaten gördüğümüzü düşünüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Giderek üzüntüm daha da artıyor. Şimdi Türkiye Finlandiya eğitim gezisi diye başladım. Ben aslında şöyle, oraya araştırma amaçlı uzun süreli gittim. Fakat daha sonra bizim kafileye katılan, çok kısa bir dönemde katılan bir grup arkadaş oldu. Onlar da onunla döndükten sonra da ben onlardan rica ettim. Çünkü döndüğüm zaman benim Hacettepe'de çok sevdiğim değerli bir hocam var. Benden rica etti bunu makaleye dökmeme. Yani onlardan görüşlerini ayrıca notlar olarak bana iletmelerini rica ettim. Fotoğraflarını kullanmak için de izin aldım tabii ki. Şu anda bu akşam bu programı yapacağıma dair de kendilerini bilgilendirdim. Çünkü izinsiz, prosedüre uymadan, kural dışı herhangi hiçbir şey yapmaya hoşlanmıyorum. Yasal olması lazım bazı şeylerin benim gözümde. Döndüğümüzde onlardan elde ettiğim veriler, kendi gözlemlerimi birleştirerek ve daha öncesi ve sonrasında yaptığım araştırma makalelerini toparlayarak aslında bu makaleyi elde ettik. Ama bu makaleyi yazarken ben bu kadar büyük bir etki yapacağını, referans makale göstereceğini, yani yurt dışından ve Türkiye'den sürekli aranacağımı düşünmedim. Hatta en son pandemi öncesi, belki bir ay öncesi falan tesadüfen öğrendim ben bunu. Türkiye'de de eğitim çalıştaylarında gündeme gelmiş, gazetelerde haberler falan çıktı. Hatta benim müzik öğretmeni yazdılar, düzelttirdik sonra onu. Yani çok büyük bir etki yaptı. Bundan başka makalelerim de var benim. Hatta şu anda birinin de hazırlık aşamasındayım. Yazın derleyeceğim. Onu projelerle ilgili bir çalışma yayınlayacağım. Ama onu iki arkadaş yazacağız. Özellikle o da aktif bir arkadaştan da rica ettim beraber yapalım diye. Büyük bir etki yarattı. Sanırım bizim ülkemizde yani böyle bir çalışmaya ihtiyaç var. Böyle birliktelik ruhuna ihtiyaç var. Ve en önemli şey de benim gördüğüm, özellikle başlamadan önce vurgulamak istiyorum size. Finlandiya'da öğretmen, idareci, alt, üst, bakan, hiçbir ayrım yok arkadaşlar. İnsanlar birbirine böyle dostça yaklaşabiliyor, ismiyle hitap edebiliyor. Bir müdürün odasına girdiğiniz zaman o sizin arkadaşınız, iş arkadaşınız. Yani ben senin müdürünüm, önümde iyi gibi bir hava hissetmiyorsunuz. Yani bizim ülkemizden gerçekten çok farklı bir özellik. Özellikle bu devlet okulları, ben ikisini de yaşadığım için şöyle söyleyeyim size. Devlet okulları çok daha rahat. Şu anda büyük bir kitle sanırım bu projenizi yürüten arkadaşlar hepsi devlet öğretmeni diye düşünüyorum ben. Evet. Devlet öğretmenleri çok daha rahat çalışma ortamı bulabiliyor. Belki imkanları çok kısıtlı ama özel okullarda ortam daha farklı. Yani siz orada bir emir kulu havasına giriyorsunuz ve sizi mesela çok popüler olarak alıyorlar ama ezmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü önlerine geçilmesini istemiyorlar. Yani hani sizin üstünüzde çok üst düzey yıllardır çalışan birisi varsa siz onu asla geçmemelisiniz. O yüzden sınırlarınız daralıyor. Daha özgürce hareket edemiyorsunuz bizim özel okullarımızda. Ben de özel bünyeye geçtikten sonra tamamen artık daha çok kendi ağırlıklı çalışmalarıma yön verdim. Biraz da kendim için çalışmaya ağırlık verdim diyebiliriz. Genelde çok fazla bir şey yapmıyorum. Bilim mevzuluk çalışmalarımı da bitirdim. Şimdi artık sadede gelelim SPA'dan size. Basamak basamak ilerleyelim bence. Şimdi ben dediğim gibi hepimiz biliyoruz ülkemizde de meşhur PISA sınavlarımız var. PISA sınavlarında ülkemizin hali de ortada. Bunun nedeniyle de bildiğiniz gibi öğrencilerimizin test tekniğiyle hazırlanması bizim. Finlandiya'da bizden farklı olarak yıllardır PISA sınavları 15 yaş grubu öğrencileri için uygulanıyor. İlk 1997'de uygulamaya başlamış PISA sınavları. Daha 2000'li yıllardan itibaren de ağırlıklı olarak bunun sonuçları da gözlemlemeye başlamış ülkelerde. Bu sınavlarda arkadaşlar Finlandiya eğitim sisteminde
İlk öğretim çağı özellikle asla sınavı içermiyor. Sınav içermiyor derken yani ulusal sınavlar onlarda pek yaygın değil, var. Bütün yurt dışı ülkelerde ulusal sınavlar var. Yok diyemeyiz. Finlandiya'da da var. Ama bir kere ilk öğretim yaşındaki bir çocuğu sınavla hani böyle yarış atı gibi koşturmuyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Özellikle onların yeteneklerini değerlendirmeye yönelik, gelişimlerini gözlemlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Onları yani kendilerine güven kazanmaları, yetenekleri nelerdir, bu bağlamda çalışmalar yapıyorlar ve gözlemliyorlar. Sınıf öğretmenleri sınıf içinde değerlendirme sınavları yapıyor. Gözlemliyor, notlar alıyor. Yıllar boyunca bunlar toplanıyor 8. sınıfa gelene kadar. 8. sınıfa geldiklerinde hafiften artık bu merkezi sınav sistemine geçiyorlar. Ama bizde olduğu gibi böyle test tarzı değil, onların sınavları da çok daha farklı. Onların bilgiyi, öğrenme düzeylerini ölçmek ve eksiklerini kapatmaya yönelik çalışmalar daha ağırlıklı yapıyor. Yani onlarda daha çok test tekniği değil de öğrencimiz öğrenip günlük hayatta yaşantısına bunu nasıl uygulayabilir tarzı çalışmalar yapıldığı için de PISA sınavları da biliyorsunuz yaşam temelli, yaşama örnek alan, uygulayabilirlik olmasını isteyen sınavlar, tabii ki öğrenciler daha başarılı oluyor onların sınavlarında. Amaç burada öğrenciye öğretmek, model olmak, sürekli gelişmeye açık olmak. Yani bir şeye yarış atı gibi koşturmak değil. Ve bunların en önemli özelliği dersler arasında disiplinler arası çalışmalara ağırlık veriyorlar. Mesela fizik sadece fizik değil. Fizikle ilgili neler olabilir? Matematik, kimya, sözel mesela Türkçe okuduğunu anlaması bir öğrencinin. Bu dersin öğretmenleri hep birlikte çalışma yapıyor. Disiplinler arası işbirliği çok önemli. Bizim ben oradayken önümüzdeki günlerde yeni müfredat çalışmaları başlanacak deniyordu ki nitekim de başlandı. Sürekli 10 yılda bir güncelleme yapıyorlar ama bizdeki gibi alt üst etme değil. Onun var olanı yenilemek, eksiklerini kapatmak, daha güncel, daha çağdaş hale getirmek şeklinde güncellemeler yapıyorlar onlar. Bizdeki gibi asla değil. Şimdi bunlarda matematik, fizik, edebiyat gibi zorunlu dersler var ama bunların yanında mesela atölye çalışmaları, laboratuvar çalışmaları bunlar çok önemli. Ve okul dışı öğrenme ortamları çok önemli. Bunlara çok önem veriyorlar. Mesela bir tarihi olayı anlatırken öğretmen onu alıp götürebiliyor bir yerlere. Okulda öğretmen tamamen özerk bir yapıya sahip. Nasıl isterse ders öyle işliyor. Onu sınırlayan bir şey yok. Zaten okulların komisyonları, okulların programlarını da kendileri hazırlıyor. O yüzden okullar arasında farklılıklar olabiliyor. Okullar bizdeki gibi belediyeye bağlı çalışmıyorlar. Bizdeki gibi belediyeye bağlı çalışmıyorlar diyorum, affedersiniz. Bakanlığa bağlı çalışmıyorlar, belediyelere bağlı çalışıyorlar. Eyaletler var, o bölgenin belediyesi sorumlu. Büyük bir şehirseniz eğer okul idaresini belediye seçiyor, küçük bir şehirse meclis seçiyor. Büyük şehirdeyseniz müdür öğretmenlerini seçebiliyor. Küçük şehirdeyseniz yine meclis seçebiliyor, belediye meclisi. Okulu belediyeye ait. Farklı bir yapı var. Ama buna bağlı olarak öğretmen seçimi de çok farklı. Mesela ben yine önce derslerden örnek vereyim. Bir fizik dersini düşündüğümüz zaman, deneysel bir ders olarak düşündüğümüz zaman fiziği ikiye ayırıyorlar. Fizik nedir? Bir fizik dersi ve deney alanı, deney dersi. İkinci bölümümüz de proje dersi, proje yaptırılan ders. Ama onlardaki hani projeler bizdeki gibi, ben de yaptırdım. Yani geçtiğimiz yıl mesela Türkiye birincisi oldu öğrencilerim benim ve şu anda da İNSEF'e hazırlanıyoruz. İNSEF'te Amerika'da yarışacaklar. Ama biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz üniversitelerde çalışıyoruz. Çocuğun bilmediği şeyleri öğretmek için uğraşıyoruz. Onlar 11. sınıfta, fotoğraflarda da var makalede, 11. sınıf öğrencileri daha yeni suyun kaynama noktasını deneyerek ölçüyor. Yani bizden çok farklı. Onların proje mantığı da farklı. Öğretmen mesela bir konu veriyor. İnternet serbest, free her taraf, özel. Öğrenci, öğretmen proje ödevini verdiği zaman hemen cep telefonunu açıyor, araştırıyor. Araştırması bittikten sonra çalışmaya başlıyor, sınıf ortamında çalışıyor. Yani basit düzeyde öğrencinin gerçekten seviyesine uygun çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Şimdi burada öğrenci, özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bizim son yıllarda özellikle eskiden, hani benim öğrencilik dönemimde de özel okullar vardı. Ama ben öğrenciyken mesela Türkiye'de ne diyeyim size, ben eski bir öğretmenim. Türkiye'de 4-5 tane fen lisesi vardı. Ben de kazanmıştım. Babam gözleri bozuldu ilerlemesin diye göndermemişti beni mesela. Babam da öğretmendi benim. Sonra gittim fizik okudum, o da ayrı mesele.
Yani nasıl diyeyim? Sonra yaygınlaştı, bozuldu. Hani bir zamanlar çok güzel ana dosyaları vardı. Mesela Şükrü de ana dosyalarının çok güzel olduğu bir dönemin öğrencilerinden, hatta son dönemlerin öğrencilerinden. Sonra onlar her taraf ana dosyası oldu, bozuldu. Yani devletin güzel okulları yok edilmeye çalışmıyor orada. Orada eğitim tamamen devlete ait arkadaşlar. Devlet sahip çıkmış. Sen ana sınıfında giriyorsun kreş döneminde. Sen doktorunu bitirene kadar devletin öğrencisisin. Senin bütün ihtiyaçlarını yazıcından tonerine kadar devlet karşılıyor senin. Her şeyini karşılıyor. Sen yeter ki okumak, çalışmak iste. Özel okul diye bir kavram yok öncelikle Finlandiya'da. Var ama nerede var? Mesela en basit şöyle bir örnek vereyim. Hani son dönemde bizim okullarımızda ağırlıklı olarak din dersleri artırıldı ve sadece İslamiyet üzerinde dersler artırıldı. Ama dünyada farklı farklı dinler de var. Onlara saygı duymak zorundayız. Birbirimize bizler saygı duymazsak ilerleme kat edemiyoruz zaten. Herkes her şeye aynı şekilde inanmak zorunda değil. Sonuçta hepimiz aynı Tanrı'ya, Allah'a inanıyoruz. Ama herkes farklı bir şekilde inanıyor olabilir. Onlara saygı duymak zorundayız biz. Orada böyle bir şey var. İlkokuldan başlayarak lise, üniversite öğreniminin sonuna kadar din dersi var ama dinler anlatılıyor. Dinleri anlatıyorlar. Ahlak dersleri var. Ha sonuçta onlar da tabii ki uygunsuz hareketleri olan kişiler tabii ki onlarda da çıkıyor. Tamamen herkes süper değil. Geleceğim, sorularınıza cevap vereceğim. Ama işleyiş model çok güzel. Benim öğrenciliğimde de ahlak dersi vardı ve dinler anlatılırdı. Çok güzel bir dönemde yetiştik bizler. Ama bir öğrenci ya da bir aile çocuğunun din alanında ihtisas yapmasını, din insanı olmasını istiyorsa işte o zaman özel okula gönderiyor. Anlatabildim mi? Yani herkes Türkiye'deki gibi İslamiyet'i öğrenmek zorunda değil. Neyse onun dini, onun dininde eğitim alma hakkına sahip. Bu çok güzel bir uygulama. İnsanların birbirine saygı duyması çok önemli bence. Böylece ilerleyebiliyorsunuz zaten saygı duyarak. Ha bir de özel okul nerede var? Mesela onların da tabii ülkelerinde konsolosluklar var. Her ülkenin vatandaşı kendi ülkesinin eğitimini aldırmak isteyebilir. İşte özel okullar bunlar için var. Konsolosluklarda yaşayan yabancı vatandaşların çocukları için var arkadaşlar. Zorunlu eğitim ilk 7 yaşta bakın başlıyor. İlk öğrenim yaşı 7 yaşta başlıyor. Zorunlu ilk öğretim. Okul öncesi dönem var tabii ki ayrıca 1 yıllık. 6 yıllık bir zorunlu dönem var. Ama okuma yazma yaşı kesin 7 yıl. Zaten biz üniversitelerde, eğitim fakültelerinde de okurken hatırlayacaktır çoğu arkadaş yeni sistemde veriliyor mu fakültelerde. Ben çoğu eğitim fakültelerinde yardım amaçlı dersler veriyorum ama yani pedagojik olarak hangi dersler alıyor bilemiyorum. Orada da şöyle geçer. El kaslarının gelişimi 7 yaştır diye. Ama bizdeki gibi hani 4,5'da başla, 5,5'da başla, yok 6'da başla, yok 7'ye dön, oraya in, bin diye bir karmaşa yok. Zorunlu kesinlikle değişmez ilke. Okuma yazma yaşının başladığı dönem ilk öğretim çağı 7 yaştır diyor. 7 yaşında başlıyor zorunlu eğitim. Ve herkes ona devam ediyor. Şimdi bütün okullar eşit seviyede eğitim verdiği için de arkadaşlar insanlar okul arayışında değil. Devlet bütün okullara eşit imkanları sağlıyor. Ve herkes evinin yakınında bu okula çocuğunu gönül rahatlığıyla gönderiyor. Bizdeki gibi yarışmıyor. Şu okula nasıl kayıt yaptırayım? Gece 2'de sıraya gireyim derleri yok onların. Evine yakında bir yere gönderiyor. O yüzden de hani çocukları böyle okula bırakan velileri falan yollarda görmüyorsunuz. Çocuklar kendisi tıpış tıpış geliyor. Onların kullandığı maksimum araç bisiklet kullanıyorlar. Bisikletle okula gelip gidiyorlar tertemiz. Tertemiz bir yaşam var yani. Ha, 8. sınıftan itibaren o döneme kadar öğretmenlerin görüşleri ve onların bireysel yaptıkları sınavlara dayanarak ilköğretim çağında okul müdürü onun sınıf öğretmenleri, rehber öğretmen, bir psikolog eşliğinde birebir öğrenciler değerlendiriliyor, velilere bilgi veriliyor. Diyorlar ki mesela senin çocuğun mesleki eğitime yönlendirilmeli, teknik eğitime gitmeli. Ya da senin çocuğun akademik liseye devam etmeli, üniversiteye devam etmeli deniyor. Eğer bir okulun komisyonu bu kararı almışsa ve oradaki akademik değerler de bunu gösteriyorsa onun önüne kimse geçemiyor. Ha bir de ulusal sınav, minik bir sınav yapıyorlar. Onun sonucuna da bakıyorlar ama o sınavın sonucu göstermelik bir sonuç oluyor. Önemli olan orada öğretmenlerin sözü, öğretmen olmak müthiş bir şey o yüzden. Öğretmenin gözlemi adil bir değerlendirme ama. Hani bizdeki gibi aa şu bilmem ne bakanın çocuğu ön planda olsun gibi bir şey yok orada. Adil bir değerlendirme yapılıyor.
ve herkes adil yerine yerleşiyor. Ve tabii oradaki buradaki farklılık da şöyle arkadaşlar. Mesela orada bizde hani kimse çocuğunun bir meslek lisesine gitmesini pek istemez. Özellikle de normal düzeyde bilgileriniz varsa gidip orada okumasını istemezsiniz. Ama orada istiyorlar. Çünkü gelir düzeyleri çok yüksek. Anlatabildim mi? Atıyorum bir musluk tamircisi çok güzel maddi bir kazanca sahip olduğu için çocuk ona yetenekliyse o alanda yönelmesine zaten aile izin veriyor. O yüzden akademiye yönelen kişi sayısı çok az. Çok çok az elenmiş oluyor. Ha, orada en büyük ideal velilerin çocuklarının öğretmen olabilmesi. Öğretmen olmak da o yüzden çok zor. Çok çok zor. Öğretmen olabilmek için önce belirli kriterleri taşımanız gerekiyor ve aşamalı sınava giriyorsunuz. Ama bizdeki gibi KPSS sınavına falan girmiyorsunuz arkadaşlar. Benim dönemimde de sınav vardı. Ben dershanede başladım. Sonra dershanelerde özel biliyorsunuz nasıl olduğunu ödemeler falan. O dönemde de çok sıkıntılıydı. Sonra mevlüt geçmeye karar verdim. Hatta üniversitede kalmayı bir ara düşünmüşüm ama sonra hep böyle çocuklarla uğraşmayı çok sevdiğim için hep beni bu taraf çekti. Nedense hala da öyle yani hala çocuklarla uğraşıp duruyorum işte. Ama sürekli üniversitelerde de çalışmalara katılmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum o ayrı mesela. Başvurusunu yapıyor mesela öğretmen olmak isteyen aday. Ne yapıyor? Tamam başvurusunu yapayım bir öğretmen aday. Önce bir sınava tabi tutuluyor. Bu sınava onlar kitap sınavı diyorlar. Kitap sınavı ne? Genel bir yeteneğini ölçmek, değerlendirmek amaçlı bir sınava tabi tutuyorlar. Hani böyle oku ne diyeyim size algılama yeteneği, genel kültürü, ilgi isteğini ölçen genel bir sınava tabi oluyor. Onu geçtikten sonra bir mülakata alıyorlar. Bu mülakatta hangi hani üniversiteye, hangi fakülteye başvurduysa fakültede mülakatta onu değerlendiriyorlar. Davranışları nasıl, sunum yeteneği nasıl, hani bu sınıflara hakimiyet kurabilir mi, isteği nasıl? Hani gerçekten öğretmen olmak istiyor mu, yeteneği nasıl gibi bir gözlem yapıyorlar, mülakatta konuşturuyorlar. Şu anda konuştuğumuz gibi mesela acaba ben sizin değerlendirmenize öğretmen olabilir miyim? Şimdi ben size sonunda soracağım. Böyle konuşuyorlar beraber yüz yüze. Daha sonra ders anlatması isteniyor adaylardan. Bakın daha bu olayın başında. Düşünebiliyor musunuz? Başlangıçta bunlar. Ders anlatması isteniyor. Bazen de bunu daha da genişletiyorlar. Ne oluyor? Bir komisyon kuruluyor. Bir konu veriyorlar. O ortamda, tartışma ortamı yaratıp öğretmen adayının o ortamı yönetmesi isteniyor. Yani davranışları hani bir olumsuz bir durumda nasıl bir tutum izliyor? Yönetebiliyor mu? Pozitif çözümler geliştirebiliyor mu? Bunu ölçüyorlar. Bütün bu aşamalar geçtikten sonra bir değerlendirme yapılıyor ve fakülteye kabul ediliyor. Fakülteye girdikten sonra her eğitim fakültesinin de arkadaşlar bir işbirlikçi okulu var. Mesela A Üniversitesi'ne gittiniz. A Üniversitesi'nin hemen yakınında bir öğretmen deneyim okulu var. Bu öğretmen deneyim okulu ilk kreşinden başlıyor, lise sona kadar bütün bölümleri içeren kampüsler halinde okullar var. Birinci sınıftan itibaren öğretmen adayları gidip sürekli atıyorum ilk 3 yıl, yanlış hatırlamıyorsam makalede de yazıyor, 4 haftalık bir staj, zorunlu stajı var. Onu mesela oradaki rehber öğretmeni, üniversite hocası ve öğrenciler değerlendiriyor. Son sınıfa geldiği zaman bu 5 haftaya çıkıyor. Ve sürekli öğretmen adayı zaten o binaya giriş çıkışı var. Sürekli öğrencilerle beraber. Bunları başardı, mezuniyetini tamamladı. Ama o öğretmenin öğretmen olması için çift ana dala sahip olması gerekiyor. Ben mesela fizik öğretmeniyim. Benim ikinci branşım ya kimya olması gerekli ya da matematik olması gerekli. Mesela siz bir sınıf öğretmeniyseniz eğitim bilimlerinde bir yan dalınız olması gerekiyor. Ana branşınız neyse orada da yüksek lisansa sahip olmak zorundasınız. Aynı zamanda eğitim yönetiminde de master istiyorlar orada. Tamam, bütün bu kriterleri sağladınız. Bir eyaletin bir belediyesine başvuruyorsunuz. Oradaki bir okula. Yalnız her bölgenin de kendine göre tabii ki farklılıkları var. O farklılıkları gözet alarak herkesin bir değerlendirme kriteri de tabii ki farklı. Büyük şehire başvurdunuz diyelim. Sizi varsayalım ki elemeden geçirdiler, mülakata aldılar. Yine onlar da bu gözlemlerini falan her bir şeyini tekrar yapıyor. Stajyer öğretmen olarak bir C okulunda göreve başlattı diyelim size.
Sizin stajınız arkadaşlar minimum 3 yıl düşüyor. 3 ile 5 değişiyor. Ama standart 3 yıldan aşağı siz asil öğretmen olamıyorsunuz. 3 yıl staj yapmak zorundasınız. 3 yıl yardımcı öğretmen olarak turuncu defter lektörlü yelek giyerek ortalıkta tur atıyorsunuz. Şuralarda fotoğraflar da vardı. Hemen oraya ilerleyelim. Sonrasında isterseniz biraz soru cevap olarak gidelim. Böylece daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Hep ben konuşup durmayayım. Ne çok konuşmayı seviyor dersiniz sonra. Eminim çok fazla sorunuz vardır zaten. Bakın ÖSYM tarzı sınavdan bahsediyor hani öğretmen olabilmeniz için. O kısımlara bakarsınız. Makalede özellikle buraları bulduğu kısımlarını işaretledim ben. Ama şu stajyer öğretmen kısmına bir gelelim. Belki içinizde stajyer öğretmen var mı bilmiyorum. Gerçi pandemide... Bakın burası bir okul bahçesi. Turuncu yelekli bir arkadaşı görüyorsunuz orada. İşte bu bir stajyer öğretmen. Teneffüslerde mesela bu öğretmen adaylarının arkadaşlar 3 tane falan öğrenci ya da maksimum 5 tane daimi öğrenci veriyorlar. Bu öğrencilerden bu öğretmen sorumlu. Onları teneffüse çıkarıyor, onlarla ilgileniyor, eksikleri nedir takip ediyor. Hadi engelli bir öğrencisi ise eğer daha da farklı ilgilenmesi gerekiyor. Gerçek öğretmenseniz o zaman yeşil, yeşil sarı arası bir reflektörlü yelek diyorsunuz. Bakın orada bir de şu var. Mesela hani biz çok iyi öğrenciler fen lisesine gitsin diye uğraşır dururuz değil mi? Ya da en iyi özel okula gitsin diye uğraşır dururuz. Ama orada... Mesela bizim ülkemizde hiç kimse engelli bir çocukla ya da hani zor anlama anlayabilen, biraz anlama düzeyi düşük olan bir öğrenciyle aynı sınıfta belirleyen çocukların olmasını bile istemezler. Bizim yani hayata bakış açımız belki biraz çürük diye düşünüyorum ben açıkçası. Onlar farklı. İşte bütün bu saydığım kategorilerdeki öğrenciler aynı sınıflarda beraber eğitim görüyor arkadaşlar. Yani benim çocuğum üstün yetenekli. Aman Tanrım ben bunu gitsem efendim sesine göndereyim. Sakın engelli öğrenciyle aynı ortamda olmasın. Çocuğuma zarar vermesin yok. Bakın aynı okul ortamı engelli öğrencinin görüyorsunuz tekerlekli sandalyesini. Normal öğrenciler ortalıkta koşuyorlar. Ve bu çocuklar birbirlerine de yardımcı oluyorlar. Bakın hep stajyer öğretmen. İçeride şurada da gördüğünüz bir görüyor musunuz? Yeşil reflektörlü var. Yeşil sarı arası bir renk işte ne renkse o. O da normal gerçek öğretmen. Stajyer öğretmenimiz 3 yılını böyle olumlu bir şekilde tanımlarsa eğer asil öğretmen olabiliyor görevlerini yaparak. Tamam, asil öğretmen olarak göreve başladı. Ama ilk 10 yıl aslında hala stajyer gibi o. Ama bu süreç içinde varsayalım ki öğretmenimiz asil öğretmen oldu ama eyalet değiştirmeye karar verdi. Ha, gidiyor o eyalete, yine belediyesine başvuruyor ama gene ne yazık ki o eyaletin stajyeri olarak başlıyor arkadaşlar. Çünkü herkesin prosedürü birbirinden farklı ve bunlara asla itiraz etmiyorlar. Okullar tertemiz, ev gibi böyle. Hele ilk öğretimde özellikle çocukların okula girdikten sonra böyle terlikle ya da çorapla gezmesi isteniyor. Ev ortamında olmasını istiyorlar onların. Okul girişlerinde kurutma makinelerinden her türlü alet edevata mevcut. Çünkü Finlandiya çok soğuk, kötü bir iklime sahip. Çok uzun kışlar, uzun geceler. Berbat bir iklim gerçekten. Öyle bir iklimde o çocuklar yürüyerek bisikletle okula geldiği zaman kış ortamında düşünürsünüz ki sizde üstü başı batıyor. Ama kurutma makineleri var. Onlar temizleyip kendisi makineye koyuyor, kurutuyor, yedek kıyafetini giriyor, içeride sınıfın dersini alıyor. Liselerde tabii ki liselerde de aynı uygulama var ama onlar ayakkabıyla sınıfa giriyorlar. O biraz daha yetişkin. Bakın bu benim gittiğim Hemalina'daki okulun müdürü. Bu genel müdürümüz bize. Kıyafete gömleğe bakın. Juha Volta hatta hala görüşüyoruz onunla liselerde. Çok tatlı bir insandı. Gömleğin rengarenk olduğunu görüyorsunuz. Asil öğretmenin reflektörlü yeleğini anlatıyordu bize. Yine bakın bahçelerde hatta Türk öğrencilerle de karşılaştık biz orada. Bütün yani farklı ülkelerden öğrenciler hep bizde eğitimlerini alıyorlar. Hiç sen ben ayrı mı diye bir şey yok zaten. Gayet güzel. Çok cıvıl cıvıl bir ortam. Görüyorsunuz burası ilk öğretim kısmının bahçesi. Artık bir de orada zil olayı yok arkadaşlar. Ders aralarında falan bize hiç almıyor. Şimdi normalde sabah dersler başlıyor. İlk öğretim kısmının dersi maksimum 12.30'a kadar sürüyor. Bu arada iki defa 30'ar dakikalık teneffüs var. Onun dışında öğretmen kendisine bağlı küçük aralar verebiliyor. 30 dakikalık aralarda da öğrenciler randevu olarak mesela atıyorum basket oynamak istiyorsa öğretmen ve beşli öğretmenden randevu alıyor. Grup arkadaşlarıyla orada istediği oyunu rezerve ettiği için onlar oynayabiliyor. Başkası o alana girmiyor. Ama o bölge rezerve edilmediyse herkese ait herkes oynayabiliyor. Mesela ders saati başladığı zaman hiç kimse öğrencilere hadi girin içeriye diye bağırmıyor.
Çocuklar zil çağısı beklemiyor. Tıpış tıpış öyle güzel ki giriyorlar içeriye. Eksi 20 dereceye gelene kadar da dışarıda oynamaya devam ediyorlar. Zorunlu ama 30 dakikalık teneffüslerde sınıflar boşaltılıp havalandırılıp temizleniyor çünkü. Herkes çıkmak zorunda. Ama eksi 20'nin altına indiği zaman sıcaklık ki Finlandiya'da iniyor. O zaman işte dışarıya çıkma izni yok arkadaşlar. Ve bakın özellikle bunu vurgulamak istedim. Orada nöbetçi öğrenci diye bir kavram da yok. Neden yok? Çünkü dinlenmek, eğlenmek, enerjisini atmak öğrencinin hakkı diyor onlar. Teneffüste öğrenci enerjisini atmalıdır diyor. Öğrencinin ne nöbeti tutacak diyorlar kısacası. Nöbet, nöbetçi öğretmenin görevidir diyor. Nöbetçi öğretmenlerin de tabii ki o gün nöbetçi oldukları günlerde çok fazla dersleri yok. Zaten stajyer öğretmenler bir sürü var. Görüyorsunuz her taraf turuncu renkle dolu, yelekle dolu. Çok az sayıda da görevli nöbetçi öğretmen var. Onların o gün çok fazla dersi olmadığı için tamamen bu nöbet işleriyle ilgileniyorlar. Lise kısmında ise en fazla ders saati 2-2,5 gibi bitiyor. Öğrenciler dağılıp gidiyor. Bu saatten sonra da bütün öğretmenler, arkadaşlar, zümreler toplanıyor, günü değerlendiriliyor, yeni kararlar alınıyor, yeni değişimler yapabiliyorlar. Programları esnek olduğu için değişik revizelerde bulunabiliyorlar, farklı çalışmalar yapıyorlar. Mesela bir günde bir öğretmen bütün kademelerde maksimum 4 saat derse giriyor. Maksimum 4 saat derse giriyor. Haftada bunun 2 saati kendini geliştirmek için hizmetçi için eğitim yapmak zorunda. Zorunlu ve bütün öğretmenler yurt dışı Erasmus'lara katılmak zorunda. K1, K2 onlara mecburen katılmak zorundalar. Ne diyorlar? Öğretmenimiz yabancı bir ülkenin müfredatını görüp tanımalı ki oradaki farklılıkları gelip bize yansıtsın. Zorunlu proje görevine Erasmus'a gidiyor bu öğretmenler. Yani bizdeki gibi değil. Onlar mecbur gitmek zorundalar. Mesela ben Türkiye'ye döndükten sonra Joha Volta, o müdürümüz, sanırım bir yıl sonra, emin değilim, hata olabilir tarihte, Nepal'e zorunlu göreve gitti. Nepal'de 2 yıl görev yaptı o adam. Ama nasıl Nepal'de, sürekli paylaşıyordu, paylaşımlarını takip ettiğim için, nasıl ilgilendi oradaki çocuklarla anlatamam size ya. Sanki orası onun evi gibiydi. Yani orada, oraya da değer katarak geri döndü ülkesine. Şu anda tekrar Finlandiya'da. Ama gittiği yerde müthiş bir enerjiyle çalıştı. O kadar güzeldi ki, anlatamam size. Bakın, yine şurada, bu benim Nezihe hocam. Onlar işte son dönemde gelmişlerdi. Tesadüfen o esnada yakalanmış bir fotoğraf bu da. Sanırım bazı kısımları enerji, öğrencilerin, atölyelerin falan olduğu kısımları geçtikten şöyle biraz daha geriye gideyim. Sonu toparlayacağım. Siz soru sorun bana. Çünkü ben unutabilirim şimdi konuşurken. Uzun süre oldu ve benim ilk aklıma gelen, vurgulamam gerekenleri söyledim. Siz sorun, ben cevap veririm. Siz makaleyi okumuşsunuz. Merak ettiklerinizi siz söyleyin. Ben şu fotoğraflara bir gördüm. Onlar üzerinde bir iki geçeyim. Atladığım yerlerden. Pazar akşamı da sizin vaktinizi almayayım. Gerçi Milli Eğitim'deki arkadaşlar biraz rahat bu konuda. Ben şimdi söz alabilir miyim izninizle? Evet, tabii. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle söyleyeyim. Hoş bulduk. Ben özel eğitim öğretmeniyim. Hafize Doğan ismi. Memnun oldum. Sorum da alanımla alakalı olacak hocam, izninizle. Tabii, buyurun. Hocam şimdi makalenizi okudum. Öncelikle Pasi Salberg'in kitabında da özel eğitimle alakalı çok bir bilgiye rastlayamadım ama makalenizde daha çok bilgiye rastladım ve bunu da resimlerle desteklemeniz gerçekten çok güzel olmuş. Bizim için daha faydalı olmuş. Bunun için teşekkür ederim. Sevindim. Teşekkür. Hocam, şimdi makalenizde özel eğitim sınıfları ve engelliler sınıfı diye iki tür sınıftan bahsetmişsiniz. Bunların farkı nedir acaba? Şimdi bakın, şimdi engelli dediğiniz zaman zaten farkı biliyorsunuz. Ama özel eğitim sınıfı dediği zaman bazı çocuklarda öğrenme zorluğu yaşanabiliyor. Öğrenme güçlüğü. Öğrenme güçlüğü varsa bunları gruplandırıyorlar. Şimdi önce herkes aynı sınıfta adil, atıyorum 6'lı 8'li gruplar var. 8 kişilik, 6 kişilik, yani kendi düzeyine uygun bir grup oluşturuyorlar. Orada onlara özel eğitim veriyorlar. Hmm. Ama normal dersine normal öğrencilerle birlikte giriyor çocuklar. Evet. Çünkü eğitim bir bütündür diyor. Akran eğitimi çok yaygın. Yani öğrenciler de birbirine öğretmeye ortamını sağladıkları için o hani öğrenme güçlüğü çeken öğrenci sınıf arkadaşından da bir şeyler kapıyor.
Ama onun dışında birebir aynı seviyeye getirene kadar o çocukları özel gruplarda çalıştırıyorlar. Ama çok üst düzey bir hani gerilik varsa öğrenmesinde onları tamamen bu alana yönelmiş, daha tamamen o kasıma ait okullar da var bakın. Ama evet. Hepsi de ait, özel özel diye bir şey yok orada. Her şey devletin elinde. Devlet sınırsız imkan sağlıyor. Bu şekilde. Bir evet umarım hocam. Anlatabilmişimdir. Evet hocam, bu özel okul, özel eğitim okullarına çok az öğrencinin gittiğinden de bahsetmişsiniz makalenizde. Oradan yola çıkarak da bu özel çocukların eğitim hakkını en az kısıtlayıcı ortamda almalarını sağlayacak şekilde uygulamalar yapmaya çalışıyor Finlandiya eğitim sistemi sanırım. Evet. Bu yönde sınıf öğretmenlerine biraz daha fazla iş düşüyor. Evet. Sınıf öğretmenleri özel eğitim alanında yeterli sahip olabilecek şekilde yetiştiriliyorlar sanırım hocam. Evet, mecbur. Biraz önce de söyledim ya size. Hani bir sınıf öğretmeniyseniz eğitim, özel eğitim alanında zaten ikinci yan dalınız olması gerekir sizin. Hani ikinci yan Evet. dalınız hangi alandaysa o alandaki çalışmaya zaten siz katkı sağlıyorsunuz. Anladım hocam. Evet. O yüzden sınıf öğretmenliği tabii ki çok önemli. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Yani Yani peki okulda yürütülen destek eğitim hizmetleri alanında bir gözleminiz oldu mu hocam? Şimdi şöyle rehberlik servisi orada da tabii ki çalışıyor ama öğretmenler birebir zaten aktif çok çalışıyor. Özellikle liselerde rehber öğretmen daha aktif. Ama ilköğretim kısmında liseye gelene kadar, ilk başlangıçtan liseye gelene kadar rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri, sosyal danışmanları var aynı zamanda. İdare bir fiil işin içinde. Zaten danışma kurulları da bu şekilde kurulmuş. Bir fiil işin içinde devam ediyorlar. Emre Hocam, ya benim çok sevdiğim bir arkadaşım şimdi gördüm. Sisteme girmek istiyor. Erkan Üstün şimdi yazmış. Hemen kabul edelim. Onu al ne Sözde olur. hocam. Erkan Hocam Niğde'den. Hemen ben hallediyorum hocam. Tamam, keşke kaçırdı herhalde, yeni fark etti o. Şimdi tesadüfen kafamı kaydırınca şöyle bir bakınca gördüm. Tesadüf eseri gördüm yani. Bir dakika ne diyordum ben? Geri döneyim. Erkan'ı görünce. Çok çalışkan bir arkadaşımdır. O da Niğde'de. Destek eğitim hizmetlerini sormuştum hocam. Ondan bahsettiniz. İşte dediğim gibi Okullar hani için. ilkokullarda bir komisyon şeklinde yürütülüyor ama tabii bakın bunlar da veliyle. Mesela atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Bunu şey yapmışken okulda bir olay yaşandı teneffüste. Değil mi? Öğrenciler kavga etti diyelim. Böyle bir olay olduğunda o gün önce nöbetçi öğretmene gidiliyor. Nöbetçi öğretmen öğrencileri de çağırarak beraber bir sohbet ortamında. Asla orada öğrenciye bağırma gibi bir şey olmadığı için öyle bir şey de gerek olmuyor zaten. Benim gördüğüm hiç öyle bir olay görmedim. Bir kere bile rastlamadığıma göre demek ki olmuyor. Konuşarak çözmeye çalışıyorlar. Çözülürse çözülüyor. Çözülmezse bak da çözülmedi idareye. Müdüre gidiyorlar. Müdür yoksa müdür yardımcısı, ilgili müdür yardımcısı kimse ona gidiliyor. Sonra ilgili müdür yardımcısıyla da çözüldü. Aileye bilgi veriliyor. İnternetten zaten sürekli internet aktif yoklamaya kadar sürekli saniyesinde giriliyor. Orada inanılmaz bir internet ağı söz konusu. Çözüldü. Çözülmediyse bu sefer hakikaten olay çok büyük bir olay. İdare de çözemiyor. Veliyle de halledemediler oluyor. O zaman polisi çağırıyorlar. Polis devreye giriyor. Ha, polis devreye girince tabii ki dışarıdan sosyal hizmet sorumluları da devreye girmiş oluyor. Bu şekilde olayı çözüyorlar. Ama tabii ki böyle bir olay çok zor hani çok zor karşılaşılan bir olay. Onlar hallediyorlar. Yani çok uyumlu bir çalışmaları var. Yani çocuklar da bunu önemsemiş. O kadar oturtmuşlar ki olaya. Oturtmuşlar yani tamamen yer yerine her şey tıkır tıkır diyor. Çok istisna. Ha tamam problem yaşanmıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Bir de en büyük problem orada şuradan yaşanıyor arkadaşlar. Finlandiya'da iklim çok kötü. Uzun süre kış ve karanlık gece olması insanları depresif yapıyor. Siz de düşünün kendinizi. Şu anda pandemideki halimizi düşünün, değil mi? Hepimiz aslında bayağı bir bunaldık. Bayağı değil, çok bunaldık. Onlar sürekli uzun süren kışlar, geceler yaşayan insanlar ve biraz depresyon artıyor ama bunu da çözmüşler. Ama tabii ki bundan kaynaklanan sıkıntılar da var çocuklarda. Farklı yönünü gösterebiliyorlar. Ama bunu da görüşerek, konuşarak aşmaya çalışıyorlar. Yani bizdeki gibi değil. Tamamen adil bir değerlendirme var. Mesela özellikle şu fotoğrafın önünde ben size durmak istiyorum. Finlandiya'da hiçbir öğrencinin fotoğrafını çekemezsiniz arkadaşlar. Benim makalemde yer alan bütün fotoğraflar izinlidir, izin belgelerinde hala ben saklıyorum.
Çünkü benim bu makale inanılmaz diyorum ya, her gün ben her ay bir yerden bir şey alıyorum bu makaleyle ilgili. Ya görüş alırlar diye bir şey. Mutlaka bir şey yaşıyorum. O yüzden Finlandiya'da bu konuda çok takipte kaldığı için izin belgelerimde dahi saklıyorum. Hiçbir şekilde öğrencinin fotoğrafı çekilemez. Ama yandan, arkadan çekebilme hakkımız var. Bu fotoğrafı da sonradan gruba katılan, dedim yani birkaç arkadaş dahil oldu. Onlar çektiler. Niye bu diyeceksiniz? Teneffüste öğrencilerin enerjilerini boşaltmasını sağlayacak her yerde, her nokta değerlendirmiş. Burası da bir merdiven arası bir yer. Oraya bakın, bu şeyi, sistemi kurmuşlar. Öğrenci orada inip çıkarak enerjisini atıyor. Rahatlamış bir şekilde derse girip ders dinliyor bu sefer. Enerjiyi attığı için derste şımarıklık yapmıyor, hareket yapmıyor. Bütün enerjiyi teneffüste atıyor 30 dakikada. Fotoğrafını çekti, flaşı fark etti. İnanılmaz bir hızla müdüre gitti, Bay Volta diyerekten. Anlattı olayı. Bay Volta gelip arkadaşımın elinde fotoğraf makinesine baktı. Baktı ki arkadan çekim, sıkıntı yok, problem yok dedi. Çocuğu sakinleştirdi. Fotoğrafı kullanmamıza sonra izin verildi. Anlatabildim mi? Kurallara birebir uyuyorlar. Orada mesela bütün okullar etiğinin projesi yapıyor. Öğrenci fotoğrafları sadece etiğinin projelerinde yayınlanabilir. Gidip Face'de bilmem nerede hiçbir çocuğun fotoğrafını paylaşamazsınız siz. Yani kesin katli kuralları var onların. Şimdi devam edin, siz sorularınızı sorun, öyle gidelim. Hocam benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir soru sorabilir miyim hocam? Duyuyorsunuz mu? Duyuyorum. Hocam ben Ali Ersever, kendim coğrafya öğretmeniyim. Evet. Matematik sınıfında görev yapıyorum. Evet. Sizi dikkatle dinledim diğer arkadaşlar gibi. Şimdi müfredattan kaynaklanan, öğretim tekniklerinden kaynaklanan, öğretmen yeterliliklerinden kaynaklanan farklardan dolayı Finlandiya PISA sınavlarında filan dünyanın dikkatini çeken bir noktada biz de ortalarda geziyoruz şu anda. 57-60 falan o gibi. Evet. Şimdi gerçekten çok faydalı oldu benim için buraya katılmam. Çünkü kıyaslama imkanı elde ettim. Kendi ülkemle başka bir ülkeyi. Kıyasladığım zaman mesela birkaç şey söyleyeyim. Bizde yöneticilikte resmi soğuk bir hiyerarşik kalıp var milli eğitimde. Bunu söylüyorum. Yani bunu görülüyor da zaten. Onun dışında İşte sizin sarı yelekli, turuncu yelekli dediğiniz yelekleri biz ne zaman giydireceğiz, kaç yıl sonra, onu merak ediyorum. Çünkü ben 12. yılım, yeni atanmış bir arkadaşımız, ben turuncu yelekliymişim gibi bana sen ikinci katta nöbet tut diyebiliyor. Diğer taraftan bakıyorum, bir uzman öğretmenlik sınavı yapıldı ülkemizde 15-20 yıl önce. Belli kişiler uzman öğretmen lik statüsüyle onore edildi. Bunun devamı gelmedi. Yok ortada böyle bir durum. Diye dikkatimi çeken en önemli şey ise burada baktım, siz dediniz ki bir öğretmen başka bir eyalete geçince orada stajyer olarak başlıyor dediniz. Yanlış anlamadıysam. Doğru mu hocam? Evet, doğru. Yani burada bu çok güzel bir uygulama. Ben buradan şunu anladım. Öğretmenler çok sık yer değiştirmeyi engelleyen bir uygulama. Madem değiştiriyorsan gittiğin yerde de stajyer olacaksın gibi bir devlet yaptırımı var. Bizim burada zaten her türlü kısa sürelerde okullarımızı, öğrencilerimizi terk edip kendimizin rahat edeceği turistik beldelere sağa sola çok rahat ulaşabiliyoruz. Tabii hizmet puanı şusu busu da var. Bizde de tamamen keyfi değil ama en azından Finlandiya ile kıyasladığımda o dikkatimi çekti sizin söylediğiniz nokta. Ha, lafı uzatmayayım. Soruya gelirsek yani şuna bakıyorum. Türkiye'de son 150-200 yıldır neredeyse bizde eğitim ideolojik kamplaşma, kendi ideolojik duygularımızı, düşüncelerimizi yerleştirme alanına dönüşmüş durumda maalesef. Bundan sıyrılamıyoruz. Bu en büyük gelişmenin önünde engel olarak görüyorum kendim. Bu burayı, yani eğitimin bir siyasi ideolojik alan çekişmesinin alanından durumundan çıkarılması gerektiğini iddia ediyorum. Maalesef bunu yapamıyoruz vesaire. Yani şunu söyleyeyim hocam, ağzınıza sağlık.
Biz Finlandiya'yı yakalayabilmemiz kaç yıl sürer? 100 yıl mı, 150 yıl mı? Bilmiyorum. Siz bize bir yıl süre verebilir misiniz? 80 yıl, 230 yıl. Yani ben yıl bekliyorum, rakam bekliyorum sizden. Çok var. Ümitsiz de değilim ama bunu bekliyorum sizden. Hocam, sağ olun. Hocam başlasa bile bizde yani çok kısa oluyor. Sonra tamamen kılıfını uyduruyor her şey. Mesela bakın biraz önce dediniz ki hizmet puanı dediniz. Ben o hizmet puanı yüzünden İzmir'e gelemedim. Çünkü İzmir'in en dağ başına Kiraz ilçesindeki endüstri mesleği bile istedim. Ben yıllarca fen liselerinde falan görev yaptıktan sonra düşünün. Sonunda milli eğitimi bırakmaya karar verdim. Özel sektöre geçtim. Zaten deneyimli olduğum için ve pek çok çalışmam olduğu için de bu benim için sorunu teşkil etmedi. Kolayca geçtim. Ama ben o kadar deneyimli bir öğretmen, bir sürü çalışmalar olan, mesela beni tanıyanlar biliyor, yapmadığım iş kalmadı benim. Yani beni değerlendirip istediğim ilde ya da istediğim bir şekilde çalışmam sağlanabilirdi. Ama ben ne yaptım? Çıkışı özele geçmekte buldum. Çünkü Bolu'daydım, bir sınırlıydı, kapalı bir çevreydi. Çok fazla bir şey yapamıyordum artık. Değişim ihtiyacı içindeydim. Bıraktım, özele geçtim. Anlatabildim mi? Yani o hizmet puanı da bizdeki uygulamasıyla mesela belki ilk öğretimlerde olabilir. Ama bizde mesela lise kısmında çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü benim 40 yıllık öğretmen olacağım ben. 40 yıl sonra İzmir'e gelip de ben ne yapacağım ya? Yani? Denetim mi dersi anlatacağım çocukların karşısında? Zaten halimiz kalmaz. Yani bunu hizmet puanı da değil, farklı kriterleri olması gerektiğini düşünüyorum. Anlatabildim mi? Hani proje okulu diye bir şeye başlandı ama proje okuluna da sadece belirli yerlerin üyeleri alınmaya başlandı. Ben işimi yapıyorum, hiçbir yere üye olmayı da düşünmüyorum. Mesleğimi seviyorum. Öğrencilerimi, ülkemi seviyorum, işimi yapıyorum. Bir yerlere kayıtlı olmam gerekmediğini düşündüğüm için ben özele geçtim mecburen. Çünkü istediğim yere gelemedim. Anlatabildim mi? Evet. Yani o da işe yaramıyor. İzmir'in Kiraz ilçesinin endüstri meslek lisesini istedim en son ben artık. Oraya bari gideyim dedim. Hani benim CV çok kalabalık. CV'mi gösterir merkeze kolay geçerim. Ne mümkün? Yani insanlar o 400 küsur puanları gidiyor mesela doğuda tamam çok zor şartlarda çalışıyorlar. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Ben ona bir şey diyemem. Ben hep iyi yerlerde çalıştım. Hep ama Ayşenur hocam, heh. chatten sorularımız var ya, görebiliyor musunuz acaba? Onları da size Bir gönderdim bakalım. değil mi? Bir Size bakalım. Bir saniye şuradan açayım. Yani onu diyeceğim. Hizmet puanı da bizim için çok yanlış. Olmuyor. Şırnak'ta Evet. çalışan yılda 40 puan alıyor. Ondan sonra hiçbir deneyim olmadan İzmir Fen Lisesi'ne gelebiliyor mesela. Yani Yani küçümsemek. hocam bir şey daha ekleyebilir miyim? Evet. Son kez yani benim içimde bir yara olarak kaldı. Ben coğrafya öğretmeni mezun olarak henüz bir Türkiye sınırları dışına adım atabilmiş değilim. Normalde üniversite okurken devlet aracılığıyla, devletin imkanları aracılığıyla en az değişik kültür, iklime ait 3-5 tane ülke gezseydim, coğrafya öğretmenliğimin daha da hakkını verirdim diye düşünüyorum. Yani gerisini siz hesap edin hocam. Sağ olun. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Mesela bakın ben çok uzun bir süre ben sonra da gittim. Hatta sonra öğretmen koordinatörlüğü yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra da öğretmenlerle parçacık diziyle ilgili eğitimlerde hep bakanlığın da görev yaptım. Özel bilim merkezleri de çağırdı. Sürekli öğretmenlere eğitim için gittim. Ama oraya her giden arkadaşla döndüğünde yaptığı çalışmaları biliyorum. Yaptığı çalışmalar büyük bir enerjiyle gelip büyük bir enerjiyle çalıştı fizikçi arkadaşlar ve diğer fen grubu arkadaşlar. Ama buna bir türlü mesela sürekli destek alınamadı. Zaten şimdi pandemi de olayı bitirdi. Mesela o Finlandiya olayı aynı şekilde. Mesela ben çok gezmiş bir öğretmenim. Ama ben de dürüstçe şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben hep kendi imkanlarımla, hep kendi isteğimle gittim. Yani kimse bana da bir yardımcı olan olmadı. Şartları zorlayarak hep gittim. Ben Finlandiya'da kendi imkanlarımla gittim. İlk sonra gittiğim zaman da hep kendi imkanlarımla gittim. Diğer mesela bir sürü doğa çalışmasına katıldım. Macaristan'dan tutun bilmem nereye her yere git. Bir tek uzak doğuyu bilmiyorum ben. Hepsine kendim harçlığımı biriktire kendimi sıka sıka diyeyim nasıl anlatayım? Kendi gücümle gittim. Anlatabildim mi? Yani ama ondan gönderiyor. Öğretmenini gönderiyor. Ve her gittiğim yerde de ufkumda yeni gelişmeler hissettim. Ve her gittiğim yerde bir süre uyum sağlayamadım döndükten sonra. Çünkü üzülüyordum ülkemdeki durumu gördüğümde. Gerçekten üzülüyorsunuz. Çünkü oradaki şartlarla siz de öğretmensiniz, onlar da öğretmen. Onlara bakış açısıyla bize bakış açısı çok farklı, imkanlar çok farklı. Şimdi Hocam, gelin. hocam,
Son olarak hep son diyorum da bu üçüncü son oldu. Kusura Evet. bakmayın. Diğer arkadaşların da hakkını gasp ediyorum. Şimdi Evet. 2017'de tezli yüksek lisansımı bitirdim. Master yaptım kendi alanımda. Evet. Dışarıdan uluslararası ilişkileri bitirdim. Tekrar gazeteciliği de bitirmek üzereyim. Ama bunun milli eğitimde hiçbir karşılığı yok. Ben bilim sanat merkezine kabul edilmedim. Başvurdum Yozgat'a. Tezli yüksek lisans olmayan arkadaşlar görev yapıyorlar. Ben kabul dahi edilmedim. Boş zamanlarımda güzel şiir falan yazıyor olmama rağmen bilim var, sanat var bende ama bunu icra edemiyorum. Yani Türkiye'nin ben özetiyim aslında. Beni de şu fotoğrafların sarı yeleklilerin neyin altına beni de bir ekleseniz hikayemi. Aslında çok seminer vermenize de gerek yok. Türkiye'nin acı bir özetiyim hocam. Bunu Şimdi söyleyeyim. arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeyim size öbür sorulara geçmeden önce. Şimdi ben yaz döneminde Temmuz ayında yeni bir makaleyi kaleme alacağım. O bittikten sonra hatta bu yeni makaleyi dedim ya geçen iki arkadaş birlikte yapacağız. Sonra öğretmen sorunlarını içeren bir makale yazmayı planlıyorum. Özel sektör ve devlet sektörü. Bağlantıyı Aha, kesmeyelim. inşallah. Sizlerden de görüş almak için anket formlarını, açık uçlu soruları göndereceğim. Hatta soru olarak olmayanları da ayrıca dipnot olarak yazabilirsiniz. Onları da şu son elimde olan makale bittikten sonra yine çünkü çok yoğun çalıştığım için haftanın 7 günü yazmaya muvaffak olamadım. Temmuz ayını kendime odakladım şimdi. Sonraki çalışmada ona değineceğim. O dönemde sizlerden tekrar görüş alayım. Belki Tamam. ileride birilerine bir faydası dokunur. Mesela diyorum ya bu Finlandiya makalesi çok her yerde gündeme geldi. Siyasilerin de gündemine geldi o eğitim çalıştaylarında. İnsanlar fark ediyor, okuyorlar. Ben zaten insanların ihtiyaçları konusunda makale yazıyorum. Farkındaysanız bu da öyle. En son bundan sonra CERN makalesi var. CERN çalışmalarıyla ilgili yazdım. Bilimsel farkındalık CERN ve öğretmenler diye onu da bulabilirsiniz. O daha yakın zamanda yayınlandı. Şimdi gelecekte de ikili bir çalışma yapacağım işte dediğim gibi. O öğretmen sorunları yine yalnız yazarım. Başkasını almam yanıma. Orada sizden görüş alırım. Eğer sorunuz yoksa bir İngilizce, yabancı ile ilgili bir soru sorulmuş. Hocam chat bölümünden çok fazla soru geliyor. İsterseniz ben okuyayım ya da siz bakın. Şimdi ben bir yabancı dili gördüm. Ona cevaplayayım. Sonra sen oku istersen de. Çünkü ben de kaçırmış olabilirim. Tamam mı? Önümde kaldı bu yabancı dil. Ona bir cevap vereyim. Kim bu arkadaş bilmiyorum. Yabancı dil eğitimini sormuşlar. Şimdi arkadaşlar iyi ki söylediniz. Çünkü ben hani unutuyorum söylemeyi. Çok geniş kapsamlı bir araştırma benimki. Şimdi öncelikle orada Finlandiya'da İngilizce ana dil gibi. Bütün eğitim İngilizce veriliyor. Ve bu ilk okula başladığı andan itibaren başlıyor. Televizyon yayınları da İngilizce arkadaşlar. Çok garip gelebilir size. Ben ilk gittiğimde bu çok ilgimi çekmişti bana. Benim neden böyle ya sizin kendi diliniz var. Yani hani Fince var niye her yer İngilizce? Değil mi? Biraz hani bize tuhaf geliyor. Hatta tepki falan gösteriyoruz biz zaman zaman böyle durumlara. Bana şöyle cevap verdi lisenin müdürü. Bizim çocuklarımız doğduğu andan itibaren Fince'yi biliyorlar. Aile ortamında Fince konuşuluyor. Ama küresel dünyada dil İngilizce. İyi bir dünya vatandaşı olması için İngilizcenin ana dil olması lazım. Bu yüzden bütün okul faaliyetlerimiz, yayınlarımız İngilizcedir. Çünkü o da bizim ana dilimizdir. Ha bizim için yabancı dil nedir? Almancadır, Fransızcadır falan filan yani. Anladınız mı? İngilizce yabancı değil. Değil onlar için. Ana sınıfına başladığı an İngilizce hayatı başlıyor ki zaten televizyonu falan izlemeye başladığı zaman evde başlamış oluyor başlangıçta. Yabancı dil eğitimi de bizdeki gibi mesela hani bizde yıllar boyu kursa gidersiniz, yüzlerce, binlerce saat alıp ders alırsınız. Bir sürü o İngilizce zaten konuşulamaz, öğrenilemez. Biliyorsunuz bu hep böyledir. Çünkü bizde kalıp öğretilir. Bir de mesela hani o ÜDS'ler, bilmem neler, KPSS'lerin dil sınavları falan filan. Orada da ezbere kalıplar sorulur. Hiç kimse bir şey, iki kelimeyi bir araya getiremez ama 80'ler, 90'lar alırlar o sınavlardan. Çünkü biz kalıp ezbere bilgi veriyoruz. Onlar günlük hayat içinde yaşayıp öğreniyorlar. Yani şu anda ben Türkçe'yi sizinle nasıl konuşuyorsam çocuk birebir normal bütün dersleri İngilizce biliyor. Ha, ayrıca İngilizce ders saati var, de var. Makalenin içinde de vardı. Hatta ekran görüntüleri falan da var orada. Var. Hani İngilizce'ye daha detaylı öğrenmeleri için var. Ama İngilizce aslında onlar için yabancı dil değil. Hani bizim Türkçemiz vardır ya. Onlar Türkçe dersi niyetine Fince'nin yanında İngilizce de görüyorlar. Yani onların ülkelerinin iki tane dili var. Öyle söyleyeyim size. Diğer diller de
çocuğun hani dile olan ilgisine göre. Hadi dayatmıyorlar, sen yabancı dil Almanca öğreneceksin, Fransızca öğreneceksin, bunu değil. Yabancı dil alanında bir şeyler almak istiyorsa çocuğun yeteneğine göre yönlendirme yapıyorlar. Onlar alıyor zaten dersi. Yani bizdeki gibi değil de bizdeki gibi kuru bilgi değil. Onlar yaşayarak değil. Diyorum ya mesela öğretmen, siz coğrafya öğretmenim dediğiniz öğretmenim, atıyorum ne kutup ışıklarını anlatacaksınız. Fizikçiler falan da anlatıyor ama sizde de var galiba. Şimdi bir an ya da güneş sistemiyle ilgili bir şey yapacaksınız. Onunla ilgili gidip açık ortamda, okul dışı bir ortamda dersini yapabiliyor öğretmen zaten. Yeterli yetkinliğe sahip. Ya da yabancı ile ilgili bir çalışma mı yapacak? Gidip bir yabancı ülke vatandaşlarının olduğu bir ortamda o çalışmayı yapabiliyor. Yani her bakımdan öğretmen tamamen özgür. Bakın şurada da belediyenin e-okul sistemi gösteriyor ve öğretmenlerin elinde kitap yok, bağımsızlar, bütün kaynakları kendi belirliyorlar. Bilgisayara yüklü her şey. Umarım yabancı dil sorusuna cevap verebilmişimdir. Eğer eksikse arkadaşımız tekrar iletsin sorusunu. Şimdi sen Özlem, yönlendirirsen benim için daha faydalı olacak. Hocam, Naci Serbest hocamız demiş ki, hocam ahlak eğitimi nasıl ve başarılı olma sebepleri nelerdir sizce? Finlandiya'daki ahlak eğitiminden. Ha, tamam, şimdi şöyle düşünün. Siz çocuğa ilkokula başladığından itibaren doğru ol, dürüst ol, hak yeme diyorsun. Ve siz de uyguluyorsunuz yalnız bunu. Hani maske takalım, toplanmayalım deyip kendiniz gidip bir yerde toplantılar yapmıyorsunuz. En basit örnek. Siz görüntüde uyuduğunuz zaman çocuk da onu görerek sizin sınıf ortamında tekrarlarınızı yaşayarak gördüğü zaman zaten diyor, ahlak budur yani. Başkasının hakkını yememe, dürüst olma, güzel işler yapmaktır ahlaklı olmak, değil mi? Böyle değil mi? Ne bileyim, insana canlıya zarar vermeme, bunları yaşayarak. Ha, onlar da veren yok mu? Tabii ki var. Dedim ya, biraz önce de verdim örneği. İklim şartları bu insanları zaten depresif hale otomatik getiriyor. Çünkü çok az güneş görüyor bu insanlar. Güneşe hasret bir ülke. Anlatabildim mi? Tabii ki istisnalar var. Her yerde var. Herkes %4 dörtlük olamaz. Ama yani dinlerin güzel yönlerini anlatıyor mesela din dersinde. Ahlaki yönünü anlatıyor. Hani ne olmuş da niye bu din o arada mesela ortaya çıkmış? Nedenleri ne? Nasıl çözülmüş? İnsanlar nasıl davranmalı? Nasıl iyi insan olur? Anlatabildim mi? Böyle güzel şeyler öğretiyorlar. Hani oturup küçük çocuğa o yaşta şunu ezberle, bunu ezberle, anlamını bilmediği şeyleri öğretmek yerine anlamını öğretiyorlar. Hani bizdeki en büyük problem bu bence. Mesela hani İslamiyet öğrensin istiyoruz çocuklarımız. Öğrensinler. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki öğrenecekler. Ama anlamını bilse keşke. Hani Arapçadan okuyor ama hani okuduğunu bilmiyor çocuklar. Manasını, anlamını öğretiyor. Mesela Finlandiya'da arkadaşlar Lüteryanlar vardır. Lüteryanlar böyle daha bağımsız bir din diye söyleyeyim ben size, açık. Araştırın bunu. Lüteryan Kilisesi'nin fotoğrafları da vardı galiba burada ama yoksa başka yerden fotoğrafları alelacele kestim, işte topladım, size bir klasör oluştururum. Ekranda var, gösteririm. Yani onlar çok rahat, modern bir yaklaşımları var. Anlatabiliyor muyum? İyi insan olmak felsefesine kurulmuş. Hakikaten de bunu yükebiliyorlar. Mesela Finlandiya Başbakanı'nı düşünün şu anda. Gencecik birisi. Değil mi? Pırıl pırıl. Senin de benimle otobüse minibüse biniyor. Mesela ben Hollanda'dayken şahit olmuşum. Caddede yürürken Hollanda Başbakanı bisikletle geldi. NATO binasının içine girdi. Bisikletle önümde indi adam. Bildiğiniz sarı çizmeli Mehmet'e. Hani bizden hiçbir bir başbakanı bisikletle gidip hani bir binaya girdiğini göremezsiniz. Ay Anlatabildim mi? Şenur hocam, 15 dakikamız kaldı hocam. Ona göre Tamam. O zaman hadi sorun, siz sorun. Özlem hocam size devam edin. Özlem Karaca hocamız demiş ki, merhaba hocam, Finlandiya eğitim sistemini oluştururken sizce nelerden etkilenmiş? Baktığımız zaman sanki bizdeki köy enstitüleriyle mantık olarak çok benzerlikleri var gibi. Başlarken de siz yok muydunuz bilmiyorum. Bizzat zaten oradaki idareciler söylemişti. Eğitim modelimiz sizin modeliniz. Köy enstitülerini temel aldık dedi. Biz köy enstitülerini kapattık, onlar açmışlar. Bakın, öğrenci dolapları, kılık kıyafetlerini koyuyorlar. Şu ilk öğretim için, şu lise için. Şurası da çamaşır kurutma makineleri. Bakın, burası bir resim atölyesi arkadaşlar. Müzik odası, resim atölyesi, coğrafya sınıfı da var. Spor salonu çok amaçlı. Evet, dinliyorum. Başka soru ilerlerken. Dilara hocamız demiş ki, benim merak ettiğim Finlandiya'da bu eğitim sistemine geçiş nasıl olmuş? Anlayamadım. Bir daha söyler misin? Finlandiya'da bu eğitim sistemine geçiş nasıl olmuş?
Şimdi arkadaşlar Finlandiya bu eğitim sistemine geçmeden önce çok zor şartlar geçirmiş. Hep Rusların işgalinde biliyorsunuz ağır dönemler geçirmiş ve sürekli orası buzul iklim ve bataklık. Bataklıklar ülkesinden kurulmuş bir ülke o. Bataklıkları kurutarak ülke inşa etmişler. Bu dönemde halk birlikte çalışırken eğitimin önemini vurgulayarak tam baştan köften yani Rus istilasından kurtulduktan itibaren başlıyorlar. Ve her seferinde eğitim modelini yok etmek yerine güncelleyip çağdaş haline getiriyorlar. Her 10-11 yılda, 9-10 yılda zaten müfredatları yenileniyor onlar. Ama var olan yok edilmiyor, yenileniyor, eksiği tamamlanıyor. Bakın burası da bir sınıf. Sınıf ortamı, bilgisayar ve ekran. Akıllı tahta onlarda da var, normal tahta da var. Ama akıllı tahta kullanmaları gerektiğinde raylı sistem var, çekip getiriyorlar. Normalde akıllı tahta yok, tebeşir tahta kullanıyorlar. Ama gerekiyorsa raylı kaydırıp getirip kullanıyor. Evet, başka soru alayım. Hafize Hocam demiş ki, öğretmenler arası akran koçluğu diye bir kavram var. Bu kavramdan yola çıkarak Finlandiya'da eğitim alanında sorumluluğu bulunanlar arasındaki iletişimin, işbirliğinin bu kadar güçlü olması nasıl sağlanıyor? Yani akran koçluğu var. Şimdi arkadaşlar şöyle sağlanıyor. Hani sen iyi öğretmen, sen kötü öğretmensin diye bir şey yok. Öğretmenlerin bir yerde eksiği mi var? Mesela özel sektörden öğretmen, örnek vereyim size. Özel sektörde bir yerde açığınızı yakaladıkları zaman şükredebilir, atarlar sizi. Burada belediye sizi işe alıyor ama sizin işten kovulma derdiniz yok. Siz başka bir yere gitmek istemediğiniz sürece. İyiyseniz devam ediyorsunuz. Ha atıyorum bir yerde bir eksiğiniz mi var? Onu kapatmak için seminerler almanızı istiyor. Öğretmenler birlikte çalışıyorlar, beraber çalışma hakkı tanınıyor size. Birlikte açığınızı kapatıyorsunuz. Çünkü siz bir bütünsünüz. Beraber çalışırsanız başarabilirsiniz. Ben Ali'yi geçeyim, ben Veli'yi geçeyim derdi yok. Bütün olarak öğrenciyi biz iyi yapmak, başarmak zorundayız derdi var. Ve ben oradayken yine müdürle yaptığımız bir konuşmada öğretmenin elini tutarak demişti ki bizim eğitim sistemimizde ben yok, biz var. Biz birlikte başarırız. Hatamızı birlikte düzeltiriz. Birbirimizi eleştirmeyiz. Sorun neredeyse birlikte konuşuruz demişti. Anlatabildim mi? Zaten makalenin son cümlesinde de var. Bakın şurada da geleneklerine de çok bağlı bu insanlar. Ev ekonomisi dersinde kızlar erkekler beraber yemek yapıyorlar. Şurası deposu. Onların da bir tarhana çorbası var. Tarhana çorbası yapıyorlar ama yeşil mercimeğe tarhana diyor onlar. Şu bizim okulun giriş tabelasıydı. Öğretmen yetiştiren bir okul aynı zamanda burası. Devam edin siz. Bakın burası fizik kimya sınıfı. Kübra Hocam bir ricada bulunmuş. Ayşenur Hocamızla tekrar burada buluşmak isteriz. Bu son olmasın. Teşekkür ederim diyor. Ben teşekkür ederim. Age Hocamız demiş ki, hocam Mustafa Kemal'in de çok sevdiği bir kitap olan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı Finlandiya eğitim sisteminin temellerini oluşturuyor diye bir yorumda bulunmuş. Evet evet aynen. Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni okuyun zaten. Okumayan varsa onu okuyun mutlaka. Emrah Hocam, okul dışı öğrenme ortamlarında geziler düzenleniyor mu? Hangi sıklıkla geziler oluyor diye bir soru yönelik. Bakın bunu ben zaten söyledim. Atıyorum ben şu anda bir konu işleyeceğim dersimde. A konusunu işleyeceğim. Bunu okul dışı bir ortamda eğer ben öğrencilere canlı gösterebiliyorsam o dersi öğretmen onu tıpış tıpış alıp götürüyor. Yani birisinden izin almasına falan gerek yok. Öğretmenin sınırsız yetkisi var. İstediği yerde ders yapabiliyor. İster fizik dersine gider okul bahçesinde yapar, gider ister bir yerde yapar, bir bilim merkezinde yapar. Canı nerede isterse orada yapar. Bakın burası arkadaşlar bir fizik laboratuvarı. Şu fizikçi arkadaş, Finli bir fizikçi, şu bey. Şu lisenin müdürü, şu İmleç'te şu anda gösterdim. Bakın şu gözlüklü olan lise müdürü. Laboratuvar dersindeyiz. Şurası da proje öğretmeni, bu bayan Macar. Bir Finli ile evlenmiş, Finlandiya'da öğretmenlik hakkı kazanabilmiş, müthiş bir olay bu, bir Macar'ın kazanması. Orada yaşıyor. Yani Finlandiya'da öğretmen olmak çok zor. Ben ilk gittiğimde mesela öğretmenim dediğinde bana saygı duyuyorlardı. Yine duydular ama Türk'üm deyince biraz saygı daha hafifleme oldu. Çünkü bizim eğitim modelimiz, öğretmen yetiştirme modelimizi sevmiyorlar. Yetersiz görüyorlar. Bakın müdür, Macar fizikçi, Finli fizikçi ve ben burada da. Şurası bakın deney yapıyor öğrenciler. Deney gözlüklerini takmışlar. Suyun kaynama noktasını ölçüyorlar. 11. sınıf bunlar. İlkokul değil 11. sınıf öğrenciler. Evet soru alayım. Hocam chat bölümündeki soruları başka sorumuz yok. Eğer tamam. Sormak isteyen öğretmen arkadaşlar varsa. Evet isteyen sorabilir arkadaşlar. Özlem Hocam ben söz hakkı alabilir miyim? Tabii buyurun. Tabii.
Ayşenur Hocam öncelikle merhaba. Sizi dinlemek çok güzel ve özel bizim için. Teşekkür ederim. Ben şunu sormak istiyorum. Siz biraz önce iklimden bahsetmiştiniz. Finlandiya'nın ikliminin işte uzun süre kış olması, işte karanlık ve geceler yaşamaları insanları etkiliyor dediniz. Bu durum eminim öğretmenleri de çok etkiliyor. Ama bizim ülkemizi düşünürsek, bölge olarak düşünürsek, bizim de mesela bazı bölgelerimiz çok karasal, bazı bölgelerimiz denizel, iklim olarak sıcak ve ben şuna inanıyorum, deniz ve güneş insanların psikolojisini ve duygusunu çok etkiliyor. Şimdi orada çok güzel bir avantaj varken, karasal bir bölgede ya da doğunun çok zor bir bölgesinde bir öğretmenin yaşadığı zorluk ya da oradaki insanların eğitimindeki durumu, bunu nasıl önüne geçebiliriz, neler yapabiliriz? Yani bence bu çok önemli. Hani ben iklimin, eğitimi, insanları, duyguları çok etkilediğini düşünüyorum sizin gibi. Bunun için neler yapabiliriz? Bir eşitlik nasıl sağlayabiliriz mesela? Şöyle bir şey var. Önce bizim öğretmenlerimize güvenip imkanlarını artırmamız lazım arkadaşlar. Ne kadar imkanınız bol, rahatsanız. Hani bir şeyleri yapma isteğiniz artıyor zaten. İmkansızlıklar, sınırlılıklar size engel oluyor değil mi? Bu bir puan şey yani sonuçta. Öğretmenlerin orada mesela çok üst düzey bir gelirleri var. Yani çok güzel yeterli maaşları var. Ekonomik özgürlükleri sınırsız. Evet. Her şekilde istediğini yapabiliyor. Dedim ya yurt dışı görevine kadar her şeyini devlet sağlıyor. Doktorasına dahil sonuna kadar yanında. İmkanları iyi olan bir insan da tabii ki mesela bizim ihtiyarlarımız emekli oluyor, yaşlanıyor, gidiyor. Bir evi bile olmuyor emekli olduğunda. Ama onların ihtiyarları yüksek bir gelire sahip oldukları için emekli olduğunda dünyaya tura çıkıyor. Yani bu ekonomik şartlar. Ekonomik evet. Şartlar büyük özgürlükler sağlıyor. O yüzden ülkenin karanlığını falan da pek farkında olmuyorlar. Çünkü çok neşeli de gayet de mutlu insanlar. Öğretmen görüntülerini de orada görmüşsünüzdür zaten. Türkiye'de öyle cıvıl cıvıl öğretmeni çok zor rastlarsınız. Hani biraz önce coğrafya öğretmenimize dedi ya. Yani bence buradaki en büyük faktör çok güzel bir eğitim almaları. Ve ülke vatandaşlarının öğretmenlere güvenmesi. Size güvenilmesi sizi motive etmez mi arkadaşlar? Oradan düşünün yani. Size güvenildiğini hissetmek. Sizden öğrencilerinizin size cıvıl cıvıl bakması, idarenizin daha üst kesimin size arkadaşça güvenerek yaklaşması sizi mutlu eder zaten. Çok haklısınız. Bir de hocam şöyle bir şey var galiba. Bizim ülkemizde insanlar belli bir noktaya geldikten sonra gelişimi durduruyorlar bence. İşte daha az şehir gezmeye başlıyorlar ya da hiç gezmiyorlar. İşte kitap okuyorlarsa bu kitap okuma sayısını azaltıyorlar. Çünkü neden? Artık o kişi bir yere gelmiş, kendince ya da kendi işte ifadesiyle atanmış, kadrolu bir öğretmen olmuş. Bu da çok önemli. Ben mesela çok büyük bir okulda çalıştım. 150 öğretmen vardı belki. Ama öğrencilerle ilgilenen, onları gülümseyen, İnanın çok az öğretmen vardı. Belki hiç yoktu. Yani bunu gördüğümde çok üzüldüm. Bu duruma ama çok üzüldüm. O da öğretmenlerin, düşün şöyle düşün, kim bilir ne sorun yaşıyor ya. Belki evinde bir sıkıntısı var. Ne bileyim belki bir sağlık sorunu var. Bizim öğretmenlerimizin, yani hepimiz biliyoruz, herkesin çok fazla sorunu var. Evet. Yani çok fazla şeyi düşünmek zorunda geliyor. Yani çok mutlu olan insanlar da zaten genelde öğretmen olarak pek kalmıyorlar. Ya benim gibi çok çılgın olmaları lazım, çok sevmeleri lazım işlerini. Hocam evet. Orada bir katılabilir miyim? Evet, katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşımız belli bir noktaya gelince kişisel gelişimini durduruyor öğretmenler, kitap okumayı vesaire veya başka meslekten olanlar dedi. Bence de en iyisi durdurmak. Çünkü öğrendikçe, daha detaylı düşündükçe, bildikçe canınız sıkılıyor. Durdurunca rahatlamaya başlıyorsunuz. Ben sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Şu bir söz eklemek istiyorum Salbert'ten. Sadece ölü balıklar diyor akıntıyla aynı yönde yüzerler diyor. Biz de maalesef akıntıya direnen, yani önüne dön, önüne dön oğlum, kızım deyip azarladığımız, önüne dönmeyen çocuklar aslında canlı balıklar. Aslında benim gibi konuşan şu anda öğretmenler, canlı öğretmenler. Ama gel gör ki işte akıntı sizi susturuyor, durduruyor vesaire. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam.
soruyoruz hocam. Bir diğer soruyu soruyorum hocam. Kübra hocam demiş ki, hocam teknolojinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uygulamaları var mı acaba? Sosyal medya gibi, YouTube gibi. Tabii ki yani, ama onlar da bizim gibi değil yani, daha farklı bir denetim var. İnternet yaşantının her noktasında olduğu için yani aslında çok fazla da bizim gibi bir denetime de galiba o tarz ihtiyaç hissetmiyorlar. Bazı problemli çocuklarda olabilir. İşte o problem çıkarınca da zaten hemen önlemini alıyorlar. Mesela orada hani madde kullanımı da çok yaygın bu iklim kaynaklı. Bu tarz çocuklarda tabii ki problem teşkil eden durumlar olacaktır. Olmaması mümkün değil. Ama hani öyle bir çocuğu hani azarlayıp toplum dışına itmek yerine onlar kazanacak yöntemler geliştiriyorlar. Bakın mesela burası bir atölye. Kızlar erkekler beraber orada bıçak yapıyorlar. Tahta kesiyorlar atölyeden. Ne yapıyorsa şey yapıyor onu. Her şeyi kız erkek ayrımı olmadan hepsi beraber yapıyorlar. Enerjisini orada dağıtmış oluyor. Yani bizden çok farklı yönleri var onların. Mutlaka sorunlar. Aynı sorunlar onlarda da var. Ama bir farklılık da tabii ki sayı çok az olunca ulaşmak da kolaylaşıyor. Ama bizim mesela bölgesel aynı sistemler oluşturabilse, bölgesel bir sistem olsa, istedikten sonra her şey olur arkadaşlar. Bir de öğretmene güvenilmesi lazım. Bizde mesela hani hiçbir şey olmazsa öğretmen ol mantığı var. Orada ise öğretmen olmak için mücadele et mantığı var. Bu da etkiliyor tabii ki. Yani çok eski zamanlarda köy enstitüleri zamanında öğretmene bakışla, şu andaki bakışı bak gördüğünüzde zaten bunu da kendinize görürsünüz. Orada öğretmen farklı bir konumda. Evet. Emrah hocam demiş ki, okullarda yeme içme hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz? Tam da önüne geldik. Bakın bir okul kantini. Okul kantinindeyiz şu anda. Bu gördüğünüz fotoğraflar hep okul kantin masaları. Öğretmen öğrenci beraber yemek yiyor arkadaşlar burada. Öğrenci gidiyor kendi yemeğini alıyor. Tabii orada bir servis sorumlusu var. Veriyor tabağını yemeğini. Bitirdikten sonra da tabağını tepsisini temizleyip bölüme bırakıyor. Ve bakın şurası spor salonu. Bununla ilgili bir resim daha var. Ona ilerlemeye çalışıyorum. Bakın bir menü bu. İşte şu meşhur tarhana çorbaları. Muz, kefir şu bardakta gördüğünüz tereyağı sürülmüş bir ekmek. Çok soğuk iklim ya, mutlaka tereyağı oluyor onlarda. Tereyağı veriyorlar çocuklara. İlerine de yeşillik koymuş. Bu mesela bir öğlen menüsü onlar için. Sonra yedi, tabağının artıklarını bıraktı. Mesela bu tabak ne kadar kalori, neler içeriyor, besin değerleri yazıyor. Çöpe gidenlerin, atılanların değerleri de not alınıp yazılıyor. Ne kadarı çöpe gitti, ne kadarlık miktar, oran, her şey yazılıyor. Spor salonlarını gördünüz biraz önce. Mesela şu miniklerde bir eğlence dersi. Bakın bu lise kurduru. Hatta benim liseye gittiğim lise, ünlü müzisyen, araştırma internetten Sibel Sun Lisesi'ydi. Çok meşhur bir müzisyen, dünya çapında bir müzisyen. Onun lisesindeydim ben. Zenci bir kızımız, koridorlarda görüyorsunuz. Yani özel bir hava var zaten yani. Onu hissediyorsunuz. Bakın, çok önemli. Bizim eğitim modelimizin temeli aslında sizden alınma. Bizim yapımızda uygulanan, ben değil, biz var. Ve biz başarıya götüren, bizi işte başarıya götüren bu diyor, demiştim. Bütün onun cümlesi bu. Evet. Bir diğer soruyu hocam, Hafize hocam demiş ki, Finlandiya eğitim sistemini yakalayabilmemiz için öncelikle eğitime karşı tutumlarımızı, felsefi bakış açımızı değiştirmek gerekiyor sanırım. Finlandiya'da her okul gerçekten aynı imkanlara sahip mi? Ülke merkezindeki bir okul ile kırsal kesimdeki bir okulun imkanları birbiriyle aynı mı diye sormuş. Evet, sahip. Devletin görevi zaten bunu sağlamak. Okullar eşit, o yüzden de veliler evinin yanındaki okula gönderiyor. Okulların imkanları eşit, hiçbir fark yok. Tabii bu cümlem devlet okulları için. Özel okul zaten din için var, bir de konsoloslukları için var. Onlar ayrı kategoride. Özel eğitim isteyenler için de oluyor dedik ama özel okul değil o bakın. O kadar öyle çok geri düzeyde olan öğrenciler açılmış yine bir devlet okulu var. Ve hepsi eşit satıyor sahip. Hiçbir farklılığı yok yani. Evet. Tolga hocamın bir sorusu var. Hocam özellikle ilk kademelerde ödevlendirme nasıl oluyor? Şimdi şöyle, ödev verilmiyor bir kere. Ders derste öğrenilir diyor. İlla ki çok ödev verilmesi gerekiyorsa, illa ki hani zorunlu bir şey varsa
Çocuğun maksimum yarım saatini geçmeyecek bir ödev veriliyor. Derste öğrenecek ilk gördüğüm çocuğu ödevini. Ödevini, ders, ödev falan her şey okul ortamında yapılıyor. Tamamen okul ortamında. Zeynep hocamızın bir sorusu var. İnanışıyla, kültürüyle, aile yaşantısıyla, ailelerin eğitim seviyesiyle bizden çok farklı bir ülke demiş. Soru değil ama kendisi yorum belirtmiş. Evet, aynen öyle. Dediğim gibi bir ülke. Dediğim gibi bir musluk tamircisi de çok güzel eğitim alıp rahat bir yaşam sürüyor. Üniversitede eğitim görmüş, bir herhangi bir alanı bitirmiş bir kişi de çok rahat bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. Mutlu yani o konuda. Evet. Saniye hocamız bir soru sormuş. Sayın hocam, Finlandiya'ya gitme süreciniz, kararınız ve destek kaynaklarınızdan biraz daha bahseder misiniz? Bu tarz çalışmalarda bulunabilmeniz için tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkür ederim demiş. Finlandiya'ya gitme kararım benim çok uzun süredir var olan bir istekti. Sonra araştırdım, buldum. Kuruma başvuru yaptım, paramı da topladım diyeyim. Çünkü biliyorsunuz eurolar olmadan gidemiyorsunuz o dönemde. Şimdi artık bir daha gidemeyiz herhalde. İyi ki de gitmişim. Gittim. İyi ki de gitmişim. Çünkü çok şey öğrendim. Çok dolu dolu döndüm döndüğümde. Yani çok uygulayabildik mi? Ama yapabildiğim kadar uygulayabildiğim kadar uygulamaya çalıştım elimden geldiğince. Ama tabii ki Türkiye şartlarında bir noktaya kadar uygulayabiliyorsunuz. Ama yılmadım. Hala da yılmadım. Devam ediyorum. Ama son dönemde biraz test tarzına döndüm. Çünkü şu pandemi döneminde zaten hani projeler falan artık çok fazla tat vermiyor açıkçası. Son yıllarda testlerimle uğraşıyorum. Evet. Hocam, chat bölümünde farklı bir soru yok da ben bir şey sormak istiyorum size izninizle. Gidip geldikten sonra kendi eğitiminizle alakalı, öğrencilere verdiğiniz eğitimle alakalı değişiklikler oldu mu? Eğer bu değişiklik olduysa uygularken herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani kendi eğitiminizde ne gibi değişiklikler oldu? Tabii ki daha çok araştırıyorsun ve öğrenciler için daha çok bir şeyler yapmak istiyorsun. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ölçülü, yani yapabildiğim ölçüde yaptım. Yani mesela atıyorum benim çalıştığım okulda öyle çok millet alıp çocuğu ot diye mot diye alıp gitmez. Ben her yıl mutlaka alır giderdim çocukları. Bilim merkezine götürürdüm, oraya götürürdüm. Ne bileyim, götürebildiğim, yapabildiğim her şeyi elimden geldiğince yaptım. Sınırlar ölçüsünde ama bakın. Yapabildiklerimi yaptım. Ha, hepsini yapamadığım tabii ki pek çok şey oldu. Ama yılmadan yaptım. Öyle söyleyeyim size. Çünkü orada gördüm. Öğrenciler için çok farklı imkanlar var. Çok güzel çalışmalar yapılıyorlar. Ve öğrenci bir şeyi gördüğü zaman da unutmuyor. Denediği zaman unutmuyor. Deneyerek öğrendiği zaman o kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Yapabildiğim ölçüde yaptım diyelim. Bakın arkadaşlar, burası bir öğretmenler odası. Böyle bir öğretmenler odanız var mı sizin? Buralar öğretmenler odası. Lambalara bakın. Şuralar müdür odası, idare odası, yemekhane. Camla ayrı. Bunun nedeni de hani ben şöyle demiştim müdüre. Öğretmenleri gözetlemek için mi böyle? Hayır. Hep iç içe olmak için, gerektiğinde selamlaşmak için demişti. Biz beraberiz, arkadaşız demişti. Ayrım yoktur, sürekli birlikte olabilmek için mecburen özel görüşmemiz gereken durumlar oluyor. Bir cam duvar var ama sürekli iletişimimizi böyle sağlıyoruz demişti. Cam duvarlarla ve bakın öğretmenler odasının mutfağı da var. Böyle yani, düşünün. Kaçınızın böyle bir öğretmenler odası var ya da kaçınızın var? Çok hayal gibi değil mi? Hocam son iki sorumuz var. Pazar günü daha fazla da zamanınızı almayalım sizlerin de, diğer hocalarımın da. Son iki soruyu sorup söyleşimizi bitirelim siz de müsaade ederseniz. Tabii. Eren hocam demiş ki, hocam ceza sistemi nasıl acaba? Bir öğretmene aksi durumlarda ne gibi cezalar var? Kademe durdurulması vesaire, bu tarz uygulamalar var mı? Yok, öyle bir şey hiç bahsi geçmedi. Öyle bir yanlış bilgi vermeyeyim. Olsaydı mutlaka bahsedilir. Çünkü ben ki geniş teferruatlı notlar alarak bilgi topladım hepsinde. Yani öyle öğretmene ceza, biraz önce de bahsettim. Yani hani öğretmenin iş kaygısı yok. Ceza alma diye bir şey yok. Ha, öğretmenin bir yerde bir yanlışı eksiği mi var? Onu kapatması için imkan sağlama var. Biraz önce de dedim onu. Ha, sizin hatalı bir davranışınız var. Onu düzeltmeniz için size yardım ediyorlar. Anlatabildim mi? Böyle bir uygulama var. Onun dışında hani bir şey duymadım ben. Hani varsa da bilmiyorum ama zannetmiyorum olduğunu. Yani mutlaka duyardım. Ama dediğim gibi eksiğimiz neyimiz var, hatamız neyimiz var, bunu biz birlikte düzeltiriz diyorlar ve el birliğiyle çalışıyorlar. Sizin o okuldan ayrılmanız için, eğer hani çok ekstra özel, çok berbat bir durum söz konusu olmadığı sürece,
kendinizin isteyip başka bir yere gitmeyi düşünmeniz geliyor. Yani öyle bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Ama zaten öğretmenler de böyle güle oynaya. Yani oradan öğretmenlerin niye gitmek istesin ki öğretmen? Evet, son sorumuzu da hocam sorayım. Aytun hocamız demiş ki, diyelim ki Finlandiya'daki öğretmen yetiştirme modelini Türkiye'de aynen uygulasak ya da Finlandiya'daki öğretmenleri Türkiye'ye getirsek, Türk eğitiminin kalitesi Finlandiya'nın düzeyine ulaşır mı? Bütün meseleyi öğretmenlere indirgemek ne derece doğru? Şimdi arkadaşlar, Türkiye'ye Fin öğretmenleri getirirseniz bizim şartlarımızda hiçbir şey yapamazlar. Yapamazlar. Çünkü diyorum ya, onlara ülke, devlet sınırsız imkanlar sağlıyor. Ve o şekilde de eğitim almışlar. Yani üniversitelerde aldıkları eğitim de o bağlamda. Çünkü bir değil. Hani biz öğretmen diye yetiştirip gene sınav alıyoruz, test sınavını alıyoruz. Ondan sen bütün bu kademeleri geçtiysen zaten sen öğretmensin diyor. Ama staj öğretmen olarak başlatıyor. 3 yıl stajyerliğini yapman lazım senin. Yani yapamazlar. Mümkün değil. İşte o yüzden zaten bakın, ben biraz önce de bir cümle kurdum. İlk öğretmenim dediğimde bana böyle şey, ilah gibi bakıyorlardı. Ama hani daha konuşma derinleşip ben Türkiye'den geldiğimi söyleyince, bizim eğitimi beğenmedikleri için bakışın değiştiğini hissediyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama tabii siz davranışlarınızda, kişiliğinizde yine sizi tanıdıkları zaman yine üst kademeye alıyorlar sizi, ama Türkiye'den gelmeniz sizin için onlara bir dezavantaj. Çünkü eğitim sistemimiz onlar için berbat bir sistem. Yani bizim eğitim sistemimiz, onlar çalışamazlar zaten. Çünkü onlar test falan çözmüyor arkadaşlar. Test diye bir şey yok onlarda ya. Test yok. Ha, klasik sınav var ama normal çocuğun bildiğini sorgulayan sorular soruyorlar. Ne anlamış, yorumluyor mu? Gerçekten günlük hayata bunu bağlayabiliyor mu? Bunu soruyor adam. Ezbere formül bilgisi vermiyor yani, biz gibi değil. Ha, artı bir de şey var mesela, laboratuvar malzemeleri için dolapları var. Bilmem kaç yılından kalma malzemeleri hala kullanıyorlar. Biz de atarlar onu, kullanma. Aman eski malzeme, devlet malzemesi göndermiyor deyip deney yapmaz kimse. O bizim beğenmediğimiz malzemelerle ne deneyler yapıyorlar onlar yani. Sonuna kadar kullanıyor. Kullanmaz, işlevsiz hale gelene kadar aynı malzemeyi kullanıyor insanlar. Böyle de bir durum var. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Teşekkür ediyoruz hocam. Yani gerçekten Finlandiya'ya gitmiş, onun eğitim sistemini birebir görmüş bir öğretmen olarak bize zamanınızı ayırıp tecrübelerinizi aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için verimli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Umarım olmuştur. Yani aklıma geldikçe söylemeye çalışım ama atladığım çok şey var. Yani birdenbire böyle hazırlık da yapmadan bir şey olunca bu kadar oluyor. Hatam olduysa kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Eğer bizim bir hatamız olabilir, kusura bakmayın. Bunun böyle son olmamasını diliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde yine aynı şekilde daha uzun süre konuşmalarımız olmasını umarım. Umarım. Ben de isterim. Sevdim sizleri. Ben de dedim ya, çalışan insanları çok severim. İmkanım olduğunca her zaman yardımcı olmak isterim. Cevap vermediğim zaman alınmayacaksınız. Demek ki bir yerde meşgul olduğumu bileceksiniz. O kadar. Şimdi boş bir vakit bulduğum an mutlaka cevap veririm zaten. Çok memnun olduğum tanıştığımıza. Sizleri tanımak çok güzel. Her çok zaman... teşekkür ederiz Aynur. Hocam, tanıştığımıza memnun olduk. Aşkülcüm. Ben de memnun oldum. Dediğim gibi biraz önce bir tüyo dağıldım zaten ben. Elimdeki makaleyi tamamladıktan sonra öğretmen sorunlarıyla ilgili yazacağım. Ben Emir Hocam size ulaşacağım tekrar. Tabii ki. Ağzımda sağlık hocam. Bu arada ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Benim Bilim Öğretim diye bir projem uzun yıllar devam etti. Bu sene 8 Nisan'da web sitemi falan kapattım ben. Ama onun eğitim çalışmalarını ve duyurularını hala Instagram ve Facebook'tan yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Hani benim kişisel sayfam yerine orayı artık takip ederseniz bilgilerden, programlardan, yarışmalardan haberiniz olur. Tabii isteyen şeyde de takip edebilir ayrı da. Size o konuda da faydalı olmaktan mutluluk duyarım. Web sitem vardı ama artık projeyi yürütmüyorum. Ve dünyanın parasını her yıl ödüyordum. Yıllar boyu kendim ödedim web sitemin parasını, düşünün. Artık gerek yok dedim. 8 Nisan itibariyle kapattım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Onun dışında fizik öğretmenleri için el kitabım var. Bulut Odası. Onlara fizik fen grubu öğretmenleri için. Ondan da faydalanabilirsiniz. Bilemiyorum şu anda size başka nasıl bir katkım olabilir. Olursa siz duyduğunuzda bana ulaşırsınız. Öyle diyeyim. Son olarak Agil Hocam, eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin, daha sonra bitirelim.
Sesiniz kapalı hocam. Sesiniz bir saniye. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta Ayşenur hocam. Çok değerli bilgiler verdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalandık. İnşallah ülkemizde de eğitim bir an önce bu şekilde olmaya devam eder. Çocuklarımız, nesillerimiz de inşallah iyi bir şekilde yetişir. Organize eden, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım bir hatam olmamıştır, yanlış anlaşılmamıştır. Ben olabildiğince doğal söylemek istedim sizlerin samimiyetlenerek. Estağfurullah hocam. Hocam bir veda fotoğraf alalım mı? Özlem hocam. Ben de isterim ama. Tabii ki göndereceğiz hocam. El sallayabiliriz hep beraber. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkürler. Mutlu akşamlar herkese. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sizin Ayşen sonra... hocam günler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tolga hocam söyleşiyi kapatalım isterseniz. Herkes devam etmeyi istiyor galiba. Emeği geçen herkese teşekkürler arkadaşlar.